Ben siyasete değil, meydanların diline inanırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Beştepe'de gençlerle buluşmasında söyledi bu sözleri. AK Parti mitinglerindeki kalabalığa dikkat çekerek söyledi bunları elbette. Cezaevindeki HDP'li Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili de konuştu. Demokrasiye aykırı tarafı yok yani dedi. Gençler en çok merak edilenleri sordu elbette ve Erdoğan da samimiyetle yanıtladı. Katılımlar muhteşemdi. Tabii katılımlar ne kadar ihtişamlı olursa bizim dinamizmimiz de o kadar artıyor. Heyecanımız o kadar artıyor. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe daha da artıyor. 14 Mayıs mesajı netti. Seçim sonucunun anketlerden değil meydanlardan belli olduğuna dikkat çekti. Meydanlar zaten konuşuyor. Ben de siyasette meydanların diline çok inanırım. Böyle anketlere falan pek inanmam. Meydanların dili neyse o bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Şuradaki yeşil şapkalı arkadaşımız söz almak istiyor. Hangi ülkeden? Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Memleket neresi? Giresun. Giresun. Giresun nire, Sakarya nire? Gençler Erdoğan'a terör örgütünün CHP'ye verdiği desteği, bunun karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da terörle ilişkili olan isimlere verdiği özgürlük vaatlerini sordu. 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Onun demokrasiye aykırı bir yanı yok ki. Sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya mı dolaşsın? Ama bay bay Kemal Selo'yu çıkaracakmış. Enerji bağımsızlığı için atılan tarihi adımlardan biri olan Gabar petrolü de gündemindeydi. Gabar'daki petrol de çok önemli. Çünkü terörün oralarda bu tür çalışmalara fırsat vermediği yerden şimdi petrolü bulduk. Şu anda tabii bu bizi daha da güçlü hale getiriyor. Böylece hem doğalgaz hem petrol ve kapasite rezerv çok çok yüksek. İnşallah artık biz yurt dışına doğalgazda da petrolde de ciddi manada muhtaç olmayacağız. Kızılay'ın depremin ardından çadır satmasına yönelik eleştiriler de soruldu. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Gençlerle sohbette zaman zaman gülümseten anlar da yaşandı. Nişanlanıp geldik. Bir düğün salonu baktık, 70 bin liradan başlıyordu fiyatlar. 150 bin lira kredi veriyoruz. Evet, merak ettiğimiz şey şu, bunu bana mı vereceksiniz yoksa... 150 bana, 150 ona mı vereceksiniz? %50, %50. Peki, teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.